YouTube Türkiye'nin en felsefik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bana geçip bana geçenlerde bana dediniz ki abi dediniz, biz dediniz felsefeye başlayacağız ya da kardeşim biz felsefeye başlayacağız ne yapalım? Tabii ki de siz de YouTube Türkiye'nin en felsefik takipçileri olduğunuz için sizi kırmak olmazdı. O yüzden gelin bir konuşalım bir sohbet muhabbet tarzı bir şey yapalım. Biraz daha so. Şimdi kardeşlerim benim. Ee, felsefe başlayacak felsefeye başlayacaksınız bugün de Türkçe konuşamıyoruz, hadi. başlayacaksınız ilk önce gidip de etika metika ya da Hegel Ma Kant eserleri alırsanız bir şey anlamazsınız ee, ondan sonra gidip de böyle buyurdu düştü yok etika Yok başka ne gel kitapta gelmiyor ki artık aklımıza. Şimdi dediğim gibi işte filozofların böyle belli başlı tamam mı ana eserlerini, meşhur eserlerini direkt alıp okursanız hiçbir şey alamazsınız. Ama şöyle bir parantez açalım. Yani antik dönem filozoflarını, Yunan filozoflarını falan alıp, alıp okursun. Yok işte ondan sonra Farabi'nin falan eserlerini okursun. Böyle belli başlı büyük yazarlar. Yeni modern çağ, Batı felsefesinde yani. Boş verin işte çok da böyle bugün biz spontane gittiğimiz için ezberim de kötü benim hani anlayamıyoruz falan. Ezberim <laughs> kötü değil değişine gelinceye kadar. Şimdi arkadaşlar bugün işte nasıl başlarız? Ben tavsiyem şudur. Ya yazarların ara böyle çok meşhur olmayan ya yeni başladıkları veya işte ana eserlerinin biraz da arkalarında kalan örnek veriyorum. Deccal olur. İşte ruh şey adı neydi Yasemin Uzan eserinin? I Tanrı ile alakalı bir isim vardı. Bir dakika Rafa bakayım aklıma gelmedi zaman oldu okumuyor. Tanrı'ya dair eserini falan. Okursanız son zamanlarda bu iki yazarla ilgilendiğim için genellikle aklıma onlar geliyor. Onlarla başlayıp ki ben onu da önermiyorum açıkçası. İlk adım atacaksanız biraz daha böyle Dostoyevski'nin falan romanlarına bakabilirsin. Hani o biraz daha felsefik bir yazar. Hani Oradan bir hafif giriş yapmaya çalışabilirsiniz. Ondan sonra şeyle başlayabilirsiniz ya. Felsefe 101 var. İşte dakikalar içinde felsefe var. Böyle hap hap bilgiler var 10 dakikada bir, bir şey oturtursunuz. Ya da Ahmet Cevizci'nin felsefe sözlüğü var. Ben çok beğendim. Tıpkı yani bu felsefe 101 gibi. Ya da felsefe 101 değil de dakikalar içindeki felsefe eseri gibi. Tamam mı? Bilgiler hakkında sözlük gibi. Hani mesela soruyorsun. Epistemoloji nedir? Kısa bir şekilde özetliyor ama garbi aklında kalacak bir şekilde. Çok güzel bir eser öneririm. Ki Ahmet Hoca'nın yazısı biraz ağırdır. Ona rağmen çok güzel şey yapılmış. Mükemmel bir eser. Her şey olabilir ondan sonra. Felsefe tarihi eserlerine falan bakabilirsiniz. Girmek için. Özellikle bir giriş felsefe tarihi eseri önerirseniz. Son zamanlarda baya bir pahalandı ama ne yapalım şey var. Umberto Eco'nun editörlüğünü yaptığı, işte Ricardo Ferenga'nın yazdığı felsefe tarihi eseri var. Birinci cilt. Beş cilt var. Her sene bir tane basıyorlar. Onu görecek gibi geliyor ama olsun. Ya son zamanlarda tabii kitap fiyatları arttığı için böyle önerirken şey mesela felsefe kitabı vardı. Bayağı pahalı değmez. Yani çok pahalı. Kitabın adı felsefe kitabı bu arada. Hani onu önerirsem çoğunuz diyeceksiniz ki abi bu kitap çok pahalı. Haklısınız. Ee, Ahmet Cevizci'nin Kalın Felsefe Tarihi var. Baya geniş, baya kapsamlı ya da... Başka ne var ki? Şeyinkini öneririm. O da biraz pahalı tuz ama o kadar çok değil. Ha, bayağı da güzel bir eser. Bernard Russell'ın Felsefe Tarihi. Üçleme. Mükemmel bir eser. Okuyun. Bernard Russell zaten sevdiğim bir yazar. Onun neredeyse bütün eserlerini öneririm başka neyle öner ne önerebiliriz? Kimisi geliyor bana şunu soruyor. Abi diyor dünyası felsefeye giriş için öneriliyor. Biz başlayalım mı onu okumaya? Şimdi kardeşim ben hiç okumadım sofinin dünyası. Okusaydım bir yorum yapardım ama okumadım. Ya, i̇lerleyen dönemlerde belki denge bir şeyimiz olur. Sofri'nin dünyasını okurum öyle der öneririm. Ha bu arada bakın söylediklerim şöyle ben örnek veriyorum. Gidip de şey yapmayın hepsi sırayla ile başla. Ondan sonra böyle filozofların eserlerine bak. Ana eserlerinden önceki eserlerine. Adamların da biraz kafa yapısını anla. Mesela Eke Homo. Ha filozofların biyografilerini oku. Otobiyografilerini oku. Onlardan bir çıkarım yap. Ya da şey yapabilirsin. Ben bunu yeni başladım. Yeni başladım dedim de baya felsefe çağının ortalarına geldim şu an şeydeyim İslam dönemi felsefesindeyim. Neden İslam dönemi diyorum bu arada? Arap felsefesi değil İslam felsefesi. Çünkü mesela Farabi Arap değil ya da Farabi Arap pardon İbn Sina. Tamam mı? İbn Aldun gibi hani kimisi Fars, Acem, kimisi Arap. Ya yani Müslüman kökenli bir ortam. Çoğun olayı o. O yüzden İslam felsefesi diyorum. Çok alakasız bir konu ama çok da açmayalım. Gerek yok. Ne diyeceğimi unutturdunuz bana. Sağ olun. Ha. Ne diyecektim? Ha, otobiyografilerine bakarsın. Biyo otobiyografileri adamın düşüncesini anlamana da yardımcı olur. O yüzden yani eko homo ekke homo ile başlamazdı ya da eko homo. Yine öneririz. Onun dışında be ha benim bir taktiğimden bahsediyordum. Şimdi şey böyle hani ilk filozoflardan ilk çağ filozoflarından ilk Thales'ten başlıyorsun en sonuncuya kadar Dengelene kadar gidiyorsun. Ha arada böyle bir iki makale falan kaynıyor ama çok tavsiye etmiyorum. Ben biraz yanlış yaptım. Ya Baya ilerlediğim için de bırakmıyorum. Şu an Batı felsefesine yetiştim sayılır. Ee, yani Nietzsche'yi falan geçeceğiz yakında inşallah. Şimdi onun için çok önermiyorum. Çok zaman kaybı. Ya, bir iki yılınızı buna harcamak yerine biraz daha modern çağa bakmanız mantıklıdır. Onun dışında yani Başka da bir şey yok arkadaşlar. Felsefeye başlamak istiyorsan ana eserlere bakma, Hegelle Kant'a vakti gelene kadar bakma. Alışacaksın Bir de çok kalın kitaplara girmeyin eğer kitap okuma kültürünüz yoksa. Neden bunu diyorum çünkü bir iki tanıdığımdan biliyorum. Ee, şimdi adam ömrü hayatı da kitap okumamış. Tamam mı? Geliyor diyor ki işte görüyor Ahmet Cevizci'nin felsefe tarihini ya da o Dünya Yön Verenler serisindeki kitaplardan birini alıyor. E, yüzüncü sayfaya kadar bile gelemiyor. Onlar bir de şey, küçücük yazılar. Kocaman kağıt. Bin sayfa. E, e. Bir de konu da bir yerden sonra tam bazıları sarıyor da. Senin bir de zevkin var işin içinde. Se sen ona alışkın de olmayabilirsin. Hani zevkin ona uygun olmayabilir. O zaman daha kötü oluyor. Çünkü zevkin de ona şey uygun değil. Olmuyor. Bırakıyorsun bir daha da kuvvet geri dönmezsin. Hani çok kalın kitaplara girmeyin. Tamam mı? Bir. Filozofların ana eserlerine girmeyin. Hani o baya meşhur kitaplarına özellikle Spinoza'ya çok yaklaşmayın. Hani yaklaşabilirsiniz ama vakti geldiği zaman ondan sonra Hegel'le Kant'a mümkün mertebe yaklaşmayın ama bir yerden sonra ilerledikten sonra mecbur Hegel Kant okumak zorunda kalacaksınız ha mecbur kalmadığınız süreceye kadar yaklaşmayın yanlarına başka ne var hani yapmamanız gereken ha bir de Platon falan okuyun özellikle ben Platon'u çok öneriyorum hani felsefeye başlayacağım diyorsan bence Platon'la başlasan Biraz daha rahat edersin. Çünkü diyalog tarzında yazıyor. Daha okunaklı. Ha bir de çoğu ince kitabını falan okursun. Yarım saat, bir saatte biter. Alışırsın. Hem okumaya alışırsın hem felsefeye alışırsın. Öyle gidersin. Ee, o zaman bugünlük bu kadar. ve dinlediğiniz için teşekkürler. Youtube Türkiye'nin en felsefik takipçileri. Bay bay. Bu arada bakıyorum %90'ınıza yakın kimse abone olmuyor. Videoları izliyorsunuz. Ne like atıyorsunuz ne abone oluyorsunuz. Ayıp değil mi lan? Burada emek veriyoruz. Diyeyim ben 7.24 okuyorum burada bir şey anlatıyor. Hadi okuyorum kendine ben burada bir şey anlatıyorum. Sabah tanışama kadar insan bir like atar bir abone olur. Hani şeyleri atmasını biliyor. Böyle abidik abidik kanallara atmasını biliyorsunuz. Bir bana atmıyorsunuz. Bu arada hiçbir kanalda sözüm yok. Burada şaka yapıyoruz. Sohbet muhabbet oldu. Sarı da güzel. Bay bay.